İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne düzenlenen kanlı saldırıya dair yeni ve çarpıcı detaylar var efendim. Tutuklanan teröristlerin kimlikleri ve suç dosyaları şoke etti. Cep telefonlarından çıkan konum ve fotoğraflarsa ilk hedeflerinin Santa Maria olmadığını ortaya çıkardı. Telefonlarından San Antoine Kilisesi'nin fotoğrafları ve konumu çıktı. İlk hedef orasıydı. Ancak hedef değişti. Kanlı saldırıyı Santa Maria Kilisesi'nde gerçekleştirdiler. Talimatsa 7 yıl önce DAEŞ operasyonunda gözaltına alınıp serbest bırakılan teröristendi. Tuncer Cihan'ı pazar ayininde katleden isim Rus uyruklu David Tundiev, kilisenin içine girdiklerinde ön tarafta duranda oydu. Amir John Kolikov ise o gün gözlük takmış ve arka tarafta kalmıştı. Saldırıda emir komuta zinciri tanıdığı evdeydi. Ayrıca terör örgütünün kara kutusuydu. Sorgusunda ağzını bıçak açmadı. Tutuklananlar arasında çok dikkat çeken bir terörist daha vardı. Adı Adelkan İnazev'di. Kod adı İlyas'tı. 2016'da 45 kişinin öldüğü, 163 kişinin yaralandığı Atatürk Havalimanı saldırısında tutuklanmış, sonra da serbest kalmıştı. Cep telefonundan kilise saldırısında kullanılan otomobilin fotoğrafları çıktı. Ayrıca Rus teröristle de bağlantısı vardı. Tutuklanan teröristlerden biri de Adam Kamarzaev'di. O da 2017 yılında Antalya'da gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Örgütün Türkiye sorumlusuydu. DAEŞ'li teröristleri eğitmek için çifti kiralamaya da çalışmıştı. Saldırı talimatını veren isimdi. Terör örgütüne operasyonlar ise devam ediyor. MİT ve Emniyet'in yaptığı ayrı ayrı operasyonlarda 51 şüpheli daha gözaltına alındı.